Evet, 90 artı 3 ikinci bölümle devam ediyor. Son yani birinci bölümün son kısımlarında Kaptan Kıvanç Karakaş'ı canlı yayına aldık telefon bağlantısıyla. Kaptan Kıvanç'tan ilginç açıklamalar vardı. Yani neden Eskişehirspor'la yollarını ayırdı, İlhan Var'la yaşadığı problemler nelerdi? Tabii Uldar'a cevap vermeye çalıştı ama tabii çarpıcı da açıklamaları vardı. Ben buradan notlarıma bakıyorum. Teknik direktör İlhan Var devre arasında transferin açılması konusunda yönetime yardımcı olacak. Bu sebeple İlhan Hoca'yı göndermezler. İlhan Hoca olduğu sürece de ben olmam yazmıştı, açıklamasını yaptı. Ayrıca bu seneki sözleşmesinden doğanı alacaklarını istemiyor. Ben hak etmediğim parayı almam. Geçmiş sezonlardan kalan alacaklarımın da 300 küsür bin lirasını sildim dedi. 310 bin lira bir alacağını silmişti. Onu açıkladı. Tabii bir de İlhan Var bence Eskişehirspor'a görüntü olsun diye geldi. Ben kendisini Eskişehirspor'a bir şey katacağına inanmıyorum diyerek bir açıklama yaptı. Erkan, sen Kaptan Kıvanç'ın açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Kaptan'la daha önce telefonda da görüştük. Hani yani resmi bir açıklama yapmak istedi ama biraz daha hani bekleyeyim dedi. Şimdi zarar vermek istemiyorum evet. dedi. Kısmet bugün demiş. Bugün konuştu. Şimdi kendi hocayla kendi arasındaki sorunlar tabii bizi ilgilendirmiyor ama yönetimi ilgilendiriyor. Yönetim burada ben Kıvanç'ın kendisine de söyledim yani sonuçta İlhan Hoca da Kıvanç'la Eskişehirspor'dan maaşlı çalışan elemanlar. Ya bunları alırsın karşısına orta yol bulunur. Daha önce sadece İlhan Var'la Kıvanç Karakaş arasında olmadı. Yani daha önceki dönemlerde Emre Güral'la oldu. Yani bir sürü futbolcu her dönem oluyor. Olmuştur yani. Yani kamplarda oldu bizim gözümüzün önünde yani neredeyse yumruklaşmalar oldu. Ama sonuçta burada aynı camiadasın. Aynı yerde yemek yiyorsun. Aynı soyunma odasında soyunuyorsun. Yani bu nedenle orta yolu bulunmalıydı. Şimdi Kıvanç para aldı gitti. Yöneticiler de öyle söylüyor. Kimin parasını aldı? Eskişehirspor'un parasını aldı. Kıvanç parasını aldıysa burada çıkıp oynamalı ya da oynatılmalı Kıvanç. Şimdi Kıvanç'ı dinliyorsun. Kıvanç haklı. İlhan Hoca'yı dinliyorsun. İlhan Hoca haklı. Yöneticilerle de görüştük. Ama yöneticiler bu konuda resmi bir açıklama yapması lazım. Bir orta yol bulunması lazım. Bak yöneticileri de yani bir bakıma salladı yöneticileri de. Kıvanç. Evet, çok şimdi giden... her şey Kıvanç'ın elinde gibi evet. bir tablo var. Bir de onları dinleyelim bakalım onlar ne diyecek. Yani hani Kıvanç, İlhan Hoca demiş ya Kıvanç konusunda yönetim açıklama yapmalı. Evet bence de o yönetim bir açıklama yapmalı. Bir de en önemlisi devre arasında İlhan Hoca transferi açacakmış. Valla kafalarda soru işareti. Yüzde ya, var demek ki. Birazdan onu konuşacağız. Şimdi Emre Şahin var bizim Forza SS'ten. Arkadaşımız. O da bu işlere yatkın. Ve Instagram'dan İlhan Hoca ile bir canlı yayın yaptı. Bayağı da uzun bir açıklama, konuşma vardı. Oradan da önümüzde notlar var. Onları da değerlendireceğiz. İşte eski yöneticilerden Altan Begiter'i aldı. İşte bugün saat 7'de teknik direktör Coşkun Demirbakan aldı. Çok güzel Instagram'dan yayınlar yapıyor. Emrah'ı da buradan kutluyorum tabii, ben. Tabii tebrik edelim. Yani biz her hafta çıkıyoruz buradan konuşuyoruz ama şimdi sosyal medyada da ciddi bir taraftar potansiyeli var. Böyle bir yayın gerekiyordu. Kendisi ona başladı. Aytaç, Kıvanç'la ilgili eklemek istediğin bir şey varsa hemen onu senden alalım. Ardından İlhan Hoca'nın açıklamaları vardı. Şimdi İlhan Hoca da geldiğinden beri TSD olarak biz bir ağırladık. Bir orada bir konuşma ortamı oldu. Bir de TÜFAT'ta. Yani, TÜFAT'ta ağırladı. İki defa İlhan Hoca ile bir görüşme imkanımız oldu. Yani 10 maçı geride bıraktı İlhan Hoca. İki defa kendisiyle bir TÜFAT'ta bir de TSD olarak biz ağırladığımızda iki toplantıda İlhan Hoca'dan görüş aldık, konuşma aldık. İlhan Hoca transferi açacak. Yani öyle diyor ya Kıvanç. Ama İlhan Hoca da diyor %1 milyon açılması lazım diyor. Yani kulübün teknik direktörü %1 tamam milyon açılması diye bir açıklama yapıyor yani. Kim imza verecek? Kıvanç verecek mi? Kıvanç'tan gidip isteyecek herhalde. Kıvanç imza verecek. Evet. Kıvanç'ın önceki alacakları da var. Onlar acaba şimdi bu sene yani duyduğumuz rakam ben tam net rakam bilmiyorum. 400 bin lira civarında sezon başı Kıvanç'a para verildiği söylentileri tabii var. Tabii eski alacaklarından. Yani, eski alacaklarından. Ama bunlar acaba eski alacaklarından hani atıyorum 1.2 vardı ya da 1.3 vardı onlar silindi de 400 bin lira mı verildi? Silindi alacağım mi? Var mı? Yok var mu? Var mı? Tabii. Nasıl bir anlaşma yapıldı? Tabii. Yani sonuçta Kıvanç şu anda yani imzayı atmayabilir. Ya 310 bin lirasını silmiş zaten. 400 bin lira para almış. Demek ki geçmiş alacakları buldu. Bu sene de para istemiyorum dedi. Onu da sildi. Demek ki onunla ilgili bir problem yok. Transfer açılacaksa da en büyük sorun şu anda Kıvanç gözüküyor. Evet. Şimdi ya evet. daha bir sürü 130 tane mesela diyorum yani en önemlisi. Değil mi Erkan? En yakın FIFA yasağı var abi. En önemlisi Bofin. Bofin çözüldü mü? Ne noktadayız? İki yok, dönem. Bofin'le ilgili hiçbir şey yok. Bakın şimdi dedim ya Emrah'ın yayına katılan İlhan Hoca sağ olsun. Biz buraya davet ettik mi İlhan Hoca'yı Erkan? Etmedik. Etmedik değil mi? Bizde de bir hata var. Demek
Belki önümüzdeki haftada onu ederiz. Tabii davet ederiz. Buradan konuşuyoruz. Belki buradan da şimdi dünyadan izlenen bir STV var. Davetidir. Şimdi İlhan Hoca'nın bendeki kısa notlarından ileteceğim. Aytaç, detayları sen açıklayabilirsin. Taraftarları üzdüğümüzü biliyorum. İstifa edebilirim. Değişecek bir şey varsa seve seve istifa ederim demiş. Bana bu görevi Eskişehir Spor Yönetimi verdi. Hocam teşekkür ederiz derlerse ben de onlara teşekkür ederim diye bir açıklaması vardı o Instagram yayınında. Evet. İşte Kavanç Karakaş konusunda yönetim çıksın açıklama yapsın demiş. Tabii hafta içerisinde yine Fatih Baturaygil'in bir mesajı vardı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Şehirde mücadele eden kulüp kapanmasın diye uğraşan 100 kişi var demiş. İyi bir rakam vermiş. Bence o kadar insan da yok. Herkes terk etmiş. Eskişehir Spor'dan vazgeçmiş durumda. Bizim de direncimiz, gücümüz kalmadı. Ya şehir olarak son kez bir arada olacağız ya da yok olacağız demiş. Şimdi hani sanki yönetim bırakırsa Eskişehir Spor yok olacak gibi bir izlenim var. Bu açıklamadan sonra eski yöneticilerimizden Altan Begiter, sayın kurucu başkanlardan Aydın Begiter'in oğlu Altan da şimdi Eskişehir Spor'la büyümüş bir çocuktur yani. Hayatı, çocukluğu Eskişehir Spor soyunmasında tesislerde geçmiş. Eskişehir Spor'u çok yakından bilen biri. Bir de hakem olaylarına değinmişti Altan Begiter. Yani TFF'de Eskişehir Spor'un lobisi yok olduğunu düşünmüyorum. Maçlarda hakemleri görüyoruz demişti. Tabii bir de tekrar kulübün anahtarını götürsünler, valiye versinler. Bu kulüp sahipsiz kalmaz. Mutlaka birileri çıkar, bu kulübe sahip çıkar. Bundan daha iyi olur gibisinden bir açıklaması vardı. Onlara girelim. Şimdi Fatih Başkan'ın açıklaması yani ya bir oluruz ya yok oluruz. Şimdi Mustafa Akgören Başkan da ne diyor? Gerekirse dükkanı kapatırız diyor. Yani bir, hani milletin de eleştirdiği bir nokta var. Yani bir kulübün başkanı Eskişehir Spor Kulübü'nü bir dükkan olarak görüyor. Gerekirse dükkanı kapatırız. Yani buna zaten kimse izin veremez. 130 tane futbolcu bırak. Vergi ve SSK'lar zaten Eskişehir Spor'da yöneticilerin yakasına yapıştı. Yakında icra takipli başlayacak. Şimdi herkes bir dava açıyor. Vergi ve SSK inanılmaz bir yük. Yani SSK göndermişti icra takipli bütün yöneticilere tebligat gönderdi. Şimdi tabii vergi dairesi var. O da ciddi bir yük. Yani yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon TL gibi vergi çıkartılan yönetimler var. İşte 500-600 bin lira çıkan yöneticiler var. İşte 40 gün, 50 gün kalan yöneticiye bile vergi cezası gelmiş. Geçtiğimiz gün bir başkanla görüştüm. Ben 4 ay kaldım dedi bu kulüpte dedi. Bana 3 yıllık dedi vergi borcu çıkartmışlar diyor. Denetimde görev yapanlara bile çıkmış. Yani 3 ay görev yapan bir başkana bile 3 yıllık vergi borcu çıkartmışlar. Tabii bunlar hep itiraz edilecek. Erkan'ın dediği gibi yönetim asili bırak. Yedek hatta disiplin denetimde tabii görev yapan de insanlara bile vergi dairesinden tebligat gidiyor. Yani böyle bir süreç var. Kulübü kapatıyorum desen en başta alacaktılar ve vergi değeri SSK yüzünden. Bak bakalım bu şehirde birlik beraberlik nasıl sağlanıyor? Bu yöneticiler, başkanlar aman kulüp kapanmasın diyerekten taşın altına nasıl elini sokarlar? Bu kulübü yaşatmak için bir araya gelirler. Şimdi istediğin kadar çağrı yap. Kimseyi bir araya getirebiliyor musun? Yok. Gelmiyor, gelmiyor değil mi? Kimse gelmiyor yani. Bu kulübü kapatıyorum de 500 kişi çıkar. Çünkü herkesin canı yanacak o zaman. Herkesin canı yanacak. Bankalardan canı yanacak, vergi ve SSK'lardan canı yanacak. Yani 130 tane futbolcu, alacağın üzerine bir bardak su içer. 150-160 tane piyasada icralık alacaklılar var. Onlar da parasını alamaz. Ama banka, 40 milyon küsür bir banka, X bankası, başka bir banka, isim vermiyorum, 3 tane banka, 50 milyon TL'nin üzerinde alacağı var. Kimden alacak bunları? O dönemin yöneticilerinden, başkanlarından alacak. Kimin imzası varsa onlardan alacak. Vergi ve SSK yaklaşık 20 milyon TL'nin üzerinde değil mi Erkan? Yani tam net rakamları bilmiyorum ama tabii yani 20 milyon TL'nin üzerinde yani. Yapılanlarım oldu, ödenmedi. Ödenmedi. Peki başkan burada bu mesajı mı vermek istiyor siz? Yani dükkanı kapatırız derken? Genel kurul kararı alırsın. Genel kurul kararı alırsın. Her tüm şehri hareketlendirmek için böyle bir yol mu izliyor? Çıkmadığı zaman zaten ondan sonra kayyum süreci başlar. Kulübün kapanma süreci başlar yani. Bak bakalım ondan sonra o insanlar bu kulübün peşinden nasıl koşuyorlar, bir araya geliyorlar. İki tane eski yöneticiyi, başkanı bir araya getiremeden Eskişehir Spor Kulübü'nde son 10 yıldaki bütün başkanlar, 15 yıldaki bütün başkanlar bir araya gelecek.
Aslında kulüp kapanmasın diye. Fatih Başkan'ın, Fatih Batur Aygil Başkan'ın açıklaması da aslında öyle bir sinyaldi. Yani ne diyor? Bizim de direncimiz, gücümüz kalmadı artık diyor. Yani. Ya bir araya geliriz ya yok oluruz yani, diyor yani. Tabii yok olmasına kimse izin vermez dediğim gibi yani saydığım gibi. Ama bu açıklamasından sonra acaba kaç kişi aradı? Kaç kişi destek olalım, ne yapalım, bir şeyler yapalım dedi. Erkan, ya öyle bir şey olsa zaten takım Rize'ye yumurta kapıya gelmeyene kadar, yumurta kapıya gelmeyene kadar kimse harekete geçmez. Öyle bir laf var değil mi? Bir genel kurulda Murat abi hatırlarsınız Anadolu Üniversitesi'nde yapılan bir genel kurulda kayyum süreci kapının önünde yaklaşık bir aylık bir başkan arama dönemi vardı. Ertelen. Ne oldu o gün? Bütün başkanlar sahneye çıktı. El ele tutuşulan bir fotoğraf vardı. Evet evet. Kimse ihale kalmasın diye o gün orada bir şekilde bir yönetim kurulu oluşturulmuştu. Akif Yer mesaj attı hemen. Vergi ve SSK 30 milyon TL demiş. Hemen yine Kıvanç'ın da 843 bin lira alacağı var demiş. Hani biz dedik ya 1 nokta civarında falan diye. İşte sildi onu. 843 bin lira yani alacağı var. Kitapçı da öyle yazıyormuş. Yalnız abi aldı. Kıvanç konusunda şu an yönetimden biri izliyor mu bilmiyorum ama birinin gerçekten yayına bağlanıp gerçekleri en azından kendi gerçeklerini Kıvanç'a inanmıyorlarsa anlatmaları lazım. Şu an kamuoyu Kıvanç'ın anlattıklarına şekilleniyor. Yönetim kurulu hayır Kıvanç yalan söylüyor, yanlış söylüyor diyorsa birinin bağlanması lazım. Gerekirse İlhan Hoca'nın bu konuları açıklığı getirmesi lazım. Yani gazetecilik gereği de hep hani bir tartışmalı bir olay varsa iki taraftan da dinlemek gerekiyor ya konuyu. Bir yöneticinin veya bir teknik heyetten birinin bu yayına bağlanması şu an müsaitse tabii ki kendilerini tabii, dinlemek isteriz. Şimdi hani bir de yine bir yapılandırma süreci var Erkan şimdi değil mi? Yine bir vergi affı çıktı. Evet. Yani bu vergi affında işte diyorum ya yani en son Mali Genel Kurul'da tabloda 15 milyon TL gibi bir vergi borcu gözüküyordu. Tabii değişiyor yani bunlar şimdi biri 9 milyon diyor ama en sonki Mali Genel Kurul'da ben 15 diye hatırlıyorum. Zaten 31 rakam. Aralığa şimdi kadar Mali bir... tabloda Akif Yer'in önünde olduğu için o da 30 milyon TL gibi bir rakam çıkarttı. 31 Aralığa kadar yeni bir yapılanma için görüşmesi lazım yönetimin. Ben evet. Geçtiğimiz hafta aradığımda başkanın vergi dairesine direkt giderek bu konuda yeni bir yapılandırma ile ilgili görüşme yapacağını söylemişti. Ama son durum ne oldu? Hani başkanla da görüşemediğimiz için son durumu bilmiyorum. Evet şu an bir mesaj geldi bana bir eski yöneticimizden. Şu anki Eskişehirspor'un vergi dairesine olan borcu 12 milyon TL. SSK borcu tahminen 5 milyon gibi bir açıklama yapmış. Birçok insana işte diyorum ya vergi dairesinden tebligat gidiyor. Yönetimin işte bir yapılandırma için başvurması lazım. Yani başvurduğu zaman da bu kadar insan tabii kaç yüzlerce eski yönetici şu an vergi ve SSK yüzünden mahkemelere çıkıyor. Gitmek zorunda yani mahkemenin adliyenin önünü bilmeyen insanlar vergi ve SSK için mahkemelik oldular. Bunu da buradan iletelim. İnşallah güzel bir gelişme olur. Evet şimdi Akif fotoğrafı bile çekti gönderdi sıcağı sıcağına vergi dairesine olan borçlarla ilgili. Evet faktöring şirketlerine bankaları olan borçları da göndermiş. Yani o kadar da dediğim gibi abartılacak bir borç değil. Önemli olan insanların bir araya gelip bu borcu temizlemesi o kadar abartılacak, korkulacak bir şey değil. Yani kağıt üzerinde 300 milyon gözüküyor ama üçte birine bunu rahatlıkla silebilirsin yani. Evet. Bir de kulüp göz göre göre gidiyor zaten. Göz göre göre gidiyor. Yani artık insanların bir araya gelmesi lazım. Bakın şimdi Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'un geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı. Sevgili Akif onu da göndermişti bana. Ona da ben bir değinmek istiyorum. İnanılmaz derecede bugün mesaj yağmaya başladı. Uzun zamandır mesaj da gelmiyordu. Evet şimdi Eskişehirspor'un iyi yönetilmesi gerekiyor demiş Kazım Başkan. Yani şu an Eskişehir'de. Eskişehirspor'a sahip çıkan kim var? Bir Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt. Bir de altyapıyla ilgili Büyükşehir Belediye'miz ciddi yardımda bulunuyor. Yönetimin şartları zorlaması gerekiyor. Bazı şeyleri insanlara şeffaf bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Yapılan çalışmalar yetersiz. Eskişehirspor şu anda tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Hem sportif açıdan hem de ekonomik anlamda mesajını vermiş Kazım Başkan. Yani Kazım Başkan bile bu kadar Eskişehirspor'a sahip çıkmasına rağmen şu anki yönetimi yetersiz buluyor. Bu yönde de bir demeci var. Çünkü birçok konu havada kalıyor. Niye? Neden? Çek nedeni bu. Yani en basit örneği şu anki Kıvanç Karakaş konusu bile havada kaldı. Evet. Net bir açıklama gelmiyor yönetim kısmından. Geçtiğimiz sezon sonunda başkan geniş bir toplantı yapacağım. Bütün her şeyi açıklayacağım dedi. Toplantıyı bekledik. Aylarca başkanın toplantısı yok. Başkan yönetim kurulu göreve geldiğinden itibaren
sanırım 3 tane de basın toplantısı yaptı. Geniş açılımda değil mi? Evet. Stadyumda bir tane, 2 tane de tesislerde yanlış bilmiyorsam. Yani yaklaşık 1 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Ve tarihin en aydınlatılması gereken dönemlerinden biri bu yönetim kurulu tarafından camianın. Ama bu dönemde maalesef 3 kez kameralar karşısına geçip şehri ve camiayı bilgilendiren bir yönetim kurulu vardı. Eksilerinden biri de bu ne yazık ki. Ama şimdi tabii bu şartlarda da yönetimin en büyük beklentisi transferden gelecek para. Şimdi burada İlhan Hoca'nın da gelirken hani ligde kalma gibi bir hedef koymadı. İlhan Hoca'nın yönetimde paylaştığı tek şey 5-6 tane futbolcumuz Türkiye'den ve Avrupa'dan izleniyor. Bunlardan öne çıkanları satıp kulübe ciddi gelir elde etmek. Şimdi Murat abi İlhan Hoca koymadı ama onun da bir garantisi yok ki. Bakın ama yok da ama bu yönde çalışma var. Şimdi Bilal'le Buğra'yla ilgili yönetimin ciddi bir beklentisi var. Yani yapılan çalışmalar var. Bu iki tane satışlar 2 milyon avro gibi bir gelir hedefliyor yönetim. Valla 2 milyon avro vereceklerse ikisini bence hemen versinler devre. Yani hiç işte beklemeden. Büyük beklentisi bu. 2 milyon avro ne kadar para? 8 milyon TL gibi bir kulübün bütçesi var. Bu seneki bütçemiz 8 milyon TL. Düşünsene 9,5 milyon TL yapar 1000 avro, 1 milyon avro. Yani bir tane satıştan sen 1 milyon avro kazandığın zaman koca sezonun bütçesini çıkartmış oluyorsun. Evet, bir transferle. Şimdi bir de transferi açma yönünde bir takım çalışmalar var. Şimdi İlhan Hoca diyor ki %1 milyon transferin açılması lazım diyor. Şimdi gelirken göreve bu kadroyu bilerek geldi. Hı hı. Ki yani kadroyu da fazla bildiğini ben inanmıyorum. Yani Eskişehirspor'u bilmeden gelmiş. Yani Eskişehirspor'daki kadroyu bilse İlhan Hoca geldiği zaman 10 maçtan 10 beraberlik alacağımı 10 maçtan 5 galibiyet hedefini koymazdı. Bu hedefi koydu. 10 maçta 3 tane beraberliğim var. Ve en büyük beklenti şimdi acaba İlhan Hoca birileriyle devreye girip bu futbolcuları pazarlayabilecek mi? Satabilecek mi? Şu an Türkiye'nin, Avrupa'nın gözü Bilal'de. Ya Buğra gibi bir oyuncuyu bakın 26 kez 27 kez 16 yaşında milli olmuş bir oyuncumuz var değil mi? Ya bu şimdi çok ya bu çocuğu oynatamıyor. Oynatmıyor. Bak, bu hafta oynadı, oyuna girdiği gibi Balıkesir maçında nasıl takımın oyun anlayışı değişti ya. Şimdi bir tane oyuncu daha Bilal'i de çok dinlendiriyordu. Bilal'i de çok dinlendiriyoruz ama bak Bilal de son haftalarda biraz düşüş içinde. Ha, belli bir hatalar da yapıyor. Yani çok yükleniyor da yani şimdi biz de onları bir an çok da havaya da sokuyoruz. Şimdi abi şöyle ama neden oluyor? Bir yönetici çıkıyor veya yani başkan çıkıyor. Bilal'i izliyorlar. Avrupa'dan izliyorlar. Hoca çıkıyor her hafta sonu Bilal'le Buğra'yı izliyorlar. Şimdi sen sürekli bu şekilde dersen futbolcu daha 17 yaşındalar. Ya Bilal bugün hata yapacak. Evet Balıkesir maçında ciddi bir hata yapacak ama o ciddi hatadan ders çıkartması lazım. Kademede hata yapacak. Pas hatası yapıp top kaptıracak ama şimdi her hafta transfer konusunda Bilal'le Buğra'yı öne itmek bu çok yanlış bir futbolcunun üzerine işte bir yük bırakıyor. Işte bunlar hep beklenti. Şimdi bakın yine Akif Yer gönderdi. En son basın toplantısı 25 Ağustos tarihinde yapılmış. Sizler 111 gündür basın toplantısı yok. Ana sponsorluğumuzla ilgili bir reklam anlaşması haberi hiç duyuldu mu Erkan? Yok. Yapılmadı. Taraftar kartıyla ilgili bir şey var mı abi? O da yok. Bakın o da çalışma yapılıyor. 3 ay önce bahsedilen bir konuydu. Şimdi tabii ana sponsorumuzla ilgili Ocak ayında bir takım para gelecek beklentisi var diyerekten not geçmiş. O olabilir. Şimdi tabii Eskişehirspor'un o 2. ligdeki şampiyonluğunda, TFF 1. ligdeki şampiyonluğunda başrol oynayan bir benzin istasyonu var değil mi? Tesislerin evet. Önünde. Şimdi onunla ilgili de yine bir beklenti var. Ciddi bir para. Oranın işte sözleşmesi uzatılırsa yine bir 10 milyona yakın bir para gelebilir oradan. Ama sözleşmesi devam edildi. Şu an tabii uzatılabilir. Yani onunla ilgili bir çalışma içerisinde oldukları duyumunu aldım ben. Ya ama o benzinlikte zamanda Eskişehirspor'a çok da faydası oldu. İşte, bakın ikincilik şampiyonluğunda yani. Bakın hiçbir şey yokken ortada Sayın Valimiz Kadir Çalışıcı gidip de o Sayın İzmir'de İsmail abi ayrı tabii. İsmail abi zaten inanılmaz destek oldu. Evet. Yani İsmail abi sayesinde, o İsmail Akgül sayesinde o paralar geldi. İkinci ligde o playofflarda Ankara'dayken o paralar geldiğinde biz şampiyonluğu kazandık. Çok ciddi bir para geldi. O zaman 1 milyon TL'ye yakın bir para. Bir de Sergen'le Coşkun Birdal'ın transferinde o benzin istasyonundan yine İsmail abi devreye girdi. O paralar geldi. Tabii hesapladığımız zaman kaç sene geçti üzerinden Erkan? 2006. Yani zaten sözleşme bildiğim kadarıyla 15 yıllıktı. Bir Halil Ünal döneminde tekrar bir sözleşmenin uzatılması gibi bir konular oldu ama tabii burada sonuçta kilit nokta Büyükşehir Belediyesi. Bakın şu an bizim Eskişehirspor tesisleriyle ilgili sıkıntı var. Belediyeye ait. Özel idareden belediyeye geçti. Benzin istasyonu tesisler belediyeye geçti.
Yılmaz Hoca da top bitiyor, iş bitiyor. Tabii bunlarla ilgili ne olur, ne biter? O sözleşmeler yenilenir mi? Yılmaz Hoca verir mi? Eğer verirse bir yaklaşık 10 milyon TL gibi yine tekrar bir ciddi bir gelir bekliyorlar. Transferden beklentileri var. Yani yönetimin beklentisi var. O yüzden direniyor. Yani ya o tesislerle ilgili başka projeler de vardı ama onlar var işte hani... ama işte diyorum ya onların hayata geçmesi için bir siyasi destek lazım. Ya şimdi siyasi hani destek bir lazım. De bu pandemi nedeniyle hani belli projeler de var. Hep evet. Dediler ya işte gittik işte bakanlıklara gidiliyor. Yani sonuçta işte imzadan geçmedikten sonra ne desen ne yapsan boş. Bir de ne olursa olsun yukarıda bir takımda galip gelmesi bir sportif başarı da gerekli yani. Şimdi yani bunlar galip gelmeden, sportif başarı olmadan hiçbir şey olmuyor. Evet. Şimdi tabii. Sen 1 puan, 2 puanla devre arasına gidersen ya, sıkıntı. İnanılmaz derecede soru da var ama yani transferin açılacağına ben inanmıyorum. Bu bir gerçek. Şimdi onunla ilgili... İlhan Hoca %1 milyon açılması lazım. Onunla ilgili eski ve ismini de vermek istemiyor. Eski bir yönetici çok da mücadele etmiş özellikle transfer tahtasının açılması için. Kıvanç transfer tahtasını açacaklarmış diyor. Ondan nasıl imza alacaklar? İşte biz hep bundan kaybediyoruz. Ayrılığımız yok. İçmeye Tatlıravalli'ye de gidiyoruz Çeşme'ye. Sonra imza toplamaya başladığında o başkana kılmış, öbürü hocaya, diğeri yöneticiye olan SS'e evet. oluyor. Kıvanç evet, arada, gibi en az 10 tane dosya vardı. Bu arada bu yine bir sıcak mesaj dosya. Geldi. Hani ben dedim ya özel idare bünyesindeki o tesisler ve benzinlik belediyeye geçmişti. Tekrar valilik bünyesine geçmiş. Tesisler ve şu an tesislerin oradaki benzin istasyonu yetki tekrar valilikte. O zaman siyasi bir güç lazım. Ama evet. bir kısmı da belediyede olduğunu biliyordum ben ama. Yani belli bir arazinin evet, bir kısmı belediyede ama yani şu an tesisler valilik yetkisinde. Bir de Murat abi devre arasında Bilal ve Burak'ın satışı falan gibilerinden yönetimin bir düşüncesi olduğunu belirttik az önce. Şimdi devre arası transfer politikası bütün takımlar için hemen hemen aynıdır. Yani sen takımdaki eksiğe göre hamle yaparsın. Ya devre arasında geleceğe yönelik bu tür genç transferleri ben çok aşikar olmadım. Ya bu anlamda bana zor geliyor bu transferler. Bir de 1 milyon euro Buraya 1 milyon euro Bilal'e gerçekten ülkenin içinde bulunduğu için Buray da buradan direkt bence o rakamlarda bir sıkıntı var. Çok ciddi rakamlar. Bugün 8,5-9 milyon TL para yapıyor. 17 yaşındaki çocuğa 1 milyon euro diyorsun. Adamlar 30-35 yaşındaki adamlara 100-150 milyon eurolar konuşuluyor. Sen 15-20 sene arkasına bakmadan top oynayacak bir adama gözü kara bu parayı verirsin. Yani bu yetenekte var. Ama bizim... Bilal'de de var. Hem burada da var. Bakın bugün 1 milyon euroya Buray'a veyahut da Bilal'i alırsa 2 sene sonra 5-6 milyon eurodan gözü kapalı satarsın sen bu oyuncuları. Fazla değil. 2 sene sonra milli takımda A milli takımda göreceğin oyuncular olacak bunlar. Ama şimdi bu Aytaç'a ben de katılıyorum. Yani bu evet. ekonomik krizde, bu şimdi paranın dönmediği yerde şimdi ne bileyim ekonomik kriz diyorsun yani. Ama bakın Süper Lig'de bu paralar gözü kapalı verilecek yatırım amaçlı insanlar var. Yani sen 1 yılda 2 yılda 1'i 6'ya 7'ye katlayacak bir futbolcu bu parayı gözü kapalı verirsin sen. Gözü kapalı verirsin. Yani bir Trabzon o 15 milyon euro, 17 milyon euro bir tane futbolcusunu satabiliyorsa sen 1 milyon euroya Bilal gibi bir Buğra gibi oyuncu çok görmeyin gözünüzde. Bu yetenekteki oyuncular için çok az para bile yani. Ben vermem. 2 sene elimde tutarım. 2 sene sonra 5-6 milyon euroya ben satarım yani. Örnek diyorum. Eskişehirspor'da uzun vadeli düşünüyorsan, Eskişehirspor'un geleceğini düşünüyorsan bugün seneye bu takım 2. ligden tekrar 1. lige veyahut da oradan Süper Lig'e nasıl çıkar diyorsan bu futbolcuları satmak çare değil. Şimdi ama elimizde tutman lazım. Tutarsan ama şimdi bu ligde iyi ama kötü işte, televizyon veriyor maçlarını izleyenler var, gelenler var, rakiplerini izliyor. 2. ligde kim izleyecekse de. Metehan'ı sen o paraya verdin. Hangi paraya verdin? Çocuğu, ya işte konuşulmuyor. Yok yani rakam da belli değil. 500 bin euro, 400 bin euro. Cemal'de 500 bin euroya gitti Murat abi. Yok işte biz 215 bin euro para aldık. Onunla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı. Yani kardeşim bonus ne kadar nakit alındı? Bu adamı 6 hafta niye tribünde oynattınız? Sattınız diyerekten 6 hafta tribünde oturttunuz çocuğu. Böyle bir anlayışta ben futbolcu piyasaya kazandıramazsın. Buğra Çağlayan gibi bir çocuğu bile sen bugün oynatmayıp da saklıyorsan 20 küsür kez milli olmuş bir oyuncu hata yaparsın. Ama bence hani az önce rakam dedin ya hem Bilal için hem de Buğra için şu ortamda 1'er milyon avro bence çok iyi para. Eğer gerçekten yani öyle bir teklif varsa... Bakın iyi teklif varsa... Bakın Murat abi şöyle söyleyeyim sezon başı ne kadar geçiyordu Bilal için? İki sezon işten. Önce Cemal'i neden 500 bin euroya gitti o zaman? O zaman çok değerli bir paraydı o. Ya Cemal için Bilal de Buğra da çünkü ama Cemal'i... O zaman da bakın hatır minnetle gitti. Evet. Devreye girdiler. Bir sürü insan girdi. Başakşehir sağ olsun transferi açmak için o parayı verdi. O parayla da transfer açıldı.
Açıldı yani transfer. Eskişehirspor'un şu anki standartlarına göre 500 bin euro müthiş bir rakam. Özünden çıkarttığı bir futbolcu için. Yani şimdi şu sorun şu oluyor. Şimdi 2 ay sonra bu Metehan'da da aynı problem oldu. Metehan'da 1 milyon euro mu 2 milyon euro mu derken bir baktık 300 bin euroymuş. Mehmet Özcan'ı da vermiyorduk bir ara. Çok iyi paralar veriyordu. Aynı şekilde Buray'la Bilal'le de şimdi aynı sıkıntılar yaşayacağız. 2-3 ay sonra bir çıkacak piyasaya rakamlar. Ne olacak? Fenerbahçe sezon başı kaç para verdi Bilal için? Komik bir rakam yönetim açıklamadı. Şimdi bu Bilal'in de geleceğini, şimdi bu tip şeyleri çok konuşarak çocuğun da geleceğini etkilemek istemiyoruz. Üzerine çok koyması gerekiyor. Çok potansiyelli her ikisi de. Ama biz bu rakamları konuşarak yönetim kurulu eğer bunları futbolculara yansıtıyorsa çok büyük hata. Şimdi bakın size çok basit yani şey gibi geliyor. Yani 1 milyon avro çok iyi para gibi geliyor bu futbolcular için. Metehan'ı bugün Türkiye liglerinden kaç tane kulüp istemişti? Trabzon istedi benim duydum. Rize Spor'un verdiği rakamda haberiniz var mı? Niye vermedi biz bir daha Rize'ye? Bak Rize Spor'dan gelen teklifi bilgisi olan var mı? Ne kadar haberimiz yok. Benim de haberim yok. Ama Rize Spor'un ciddi bir şekilde talip olduğunu, bunu hani bizim kızarız şimdi Halil Başkan'ı eleştiririz ama kardeşim adamları birbirine düşürürdü kulüpleri, piyasayı yükseltirdi. Ya aynısını işte. Rize Spor Metehan'ı çok ciddi Alper'de bir şekilde yaptı. İstemesine rağmen göndermedi. Alper'de, Tarık da, Erkan Zengin yani de. Yani Alper'de resmen ihale gibi yaptı. Yani telefonun iki başkanını karşılıklı almış, yönetim kurulunda almış. O bunu veriyor, bu bunu veriyor derken 7 milyon 250 bin euroya gitti. Rize Spor çok ciddi rakamlar vermesine rağmen, beklenti içerisinde olmasına rağmen. Rize'de var, Konya var, vermediler. Başakşehir ismi geçti yine. Öyle şeyler oldu yani. Galatasaray geçti resmi. Ama yönetimi de soruyorum, resmi bir şey yok diyor. Yazıyoruz, bunları siz yani abartıyorsunuz demedi mi başkan? Evet. Abi ben olsam, bak diyorum ya, ben Metehan gibi bir oyuncuyu satmazdım. Satmazdım yani. Bir de gitti zaten oynayamıyordu. Yani 18 yaşını dolduramadığı için. Tabii canım satmaz ama Metehan gibi oyuncu ya. Diyorum ya bak Metehan, işte Buğra gibi, Bilal gibi oyuncuları. Buğra ile Bilal de zaten 18'ini dolduramadığı için. Yani işte oynayamaz. Ama işte diyorum yani şey böyle bir mantık olamaz ya. Ben işte 2 liraya sattım tribüne çıksın sakatlanmasın oynatmayayım. Yok böyle bir anlayış ya. Metehan'ı bu yüzden biz kaybettik ya. Eskişehir Spor'a büyük hatasını yaptı Metehan gibi oyuncu satmakla, o kadar uzun boylu forvet. Bir Bursa'ya gol attı, ondan sonra çocuğu biz bir daha göremedik ya. Bırakın kardeşim oynasın ya. Evet oynamadı. Burayı oynatmıyorsun. Bu anlayış bilmiyorum Eskişehir Spor'un. Bir de Buğra'nın mevkisi gereği Buğra gibi bakın, oyuncunun çok oynaması gerekiyor. İnanılmaz derecede Erkan haftalardır izleyicilerimizden ses soluk çıkmıyordu. Ha bir de şimdi benim anlamadığım bugün inanılmaz kadroya baktım ben. Eskişehir Spor'a bir dönüş var yani. Umudunu kesenler bile Eskişehir Spor'dan. Alperen'in takıma döndürülmesi için bayağı bir uğraşıldı. Transferin son günü işte Konya'ya gidiyordu falan fişman derken geldi. Alper zaten hani fazla görev veremiyor. Çok ilginçtir ki kupa maçı kadrosunda yok. Sordum ben sakat falan değil. Neden yok kadroda Alperen? O da bakın enteresan. Şimdi ben yani böyle sanki bilinçli bir şekilde hani böyle bazı şeyleri en sonunda sol bek oynamış değil mi? Bazı şeyleri kaybetmek için hamleler yapılıyor. Ben bunu anlam veremiyorum. Ha bu maç bu hafta oyuna da girmedi. Tabii yani bazı şeyleri kaybetmek için yapılan hamleler var. Çok tersime gidiyor. Artık böyle insan yani bıçak kemiğe dayanıyor diyorlar. Ay, Konya'ya Monya'ya geldi gündeme yani gidebilirdi bir şeyler tabii olabilirdi. Ben anlamıyorum evet. Ya. Anlamıyorum. Şimdi yine Kanlı Kavak ne oldu filan diye bir mesaj var. Kanlı Kavak meselesiyle ilgili geçtiğimiz hafta Akif Yer bir mesaj göndermişti. 15'inde mi 16'sında mı ne bu ay itibariyle yarın öbür gün bir ihale yapılması gerekiyordu. Yıllık 80 bin liradan 3 yıllık 240 bin tane Eskişehir Spor Kulübü'ne verilecekti. Tabii onunla ilgili ihale resmi sayfadan kalkmış herhalde. İhale belediye. İptal oldu. Onunla ilgili İptal mi oldu? Evet. Tamam şimdi resmi sayfadan kaldırmışlar. Hakan Sayın, Niyazi Sara, Muammer Aksoy, Akın Şen. Akın özellikle şeye çok heveslenmiş. İlhan Hoca transferin açılmasına yardımcı olacakmış filan konusu birazcık. Zaten hani bir garantim var diye bir sürü mesaj var onunla ilgili. Onu heyecanlandırmış. Sayın Abil Başgüt, Selçuk Güler, Mustafa Balcı, Sayın Mehmet Ali Üresin. Diyorum ya haftalardır Emin Üstünbaş, Hüsnü Ayvaz. İnanılmaz derecede diyorum ya biz Aytaç haftalarda böyle mesaj gelmiyordu ya. Uğurlu geldi mi ya? Uğurlu'ndan ziyade. Yani diyorum ya o kadar çok monotona bağladık ki. Yani şimdi maç var. Abi kimsenin umurunda değil. Bakın Erkan. Geçen gün çok ilginç. İsim vermeyeceğim. İkimizin de çok sevdiği yaşlı bir abimiz. Yıllarca beraber deplasmanlara gittiğimiz. Çoğu deplasmana tek başına giden bir abimiz.
Telefon açıyor. Ya Balıkesir maçı var. Ben not alıyorum, haberleri toparlıyorum. Telefona bakamadım. Bir daha aradı. Yine bakamadım. Maç bitti. İşlerimi toparladım, dağındım. Ya dedim, maç var dedim. Sen üst üste arıyorsun. Ne maçı dedi. Oo, maçın haberi yok. Eskişehirspor'la yatan kalkan bir insan mı? Bakın, birçok deplasmana kendi başına da giden bir insan. Maç mı vardı dedi. Ne noktadan ne noktaya gelinmiş? İşte maç bitiyor. 2-0 yeniliyorsun. Arkanı dönüyorsun, gidiyorsun. Sanki geçtiğimiz sırada, hafta Murat Derin de bahsettiği bakın, konu buydu o işte. O kadar çok kabullenilmişlik, en büyük tehlike budur. İnsan kabulleniyor. Skoru kabulleniyor, yenilgiyi kabulleniyor. O Eskişehirspor ruhunu, havasını kaybediyorsun. Pandemi zaten bunun başrolü. Herkes artık evinde. Evinden çıkamıyor. Can derdine düşmüş. Geçim derdine düşmüş. İşte kısıtlı ödenekler. Eskişehirspor'da da işte diyorum ya, 25-30 tane futbolcumuz sağ olsun. Artık onlar da öyle geçim derdine düşmüşler. Onlar da kısıtlı çalışmadan yararlanıyorlar. İşte böyle kısıtlı çalışmayla geçinen bir Eskişehirspor'da kısıtlı bir futbolla insanlar monotona bağlamış, her şeyi işte diyorum ya kabullenmiş. Böyle bir ruh var. Ama işte bakıyorum yavaş yavaş o hava dağılmaya başlıyor insanlar yani. Bakın halen arka arkaya mesajlar yağmaya başlıyor. Bir umut insanların yani beslediği bir umut. Eskiden 100-150 tane mesajla baş edemedik. Yetişemezdik yani, mesajlara sıra bulamazdık. Şimdi 15-20 tane mesaj geldiği zaman biz de heyecanlanıyoruz. Ne diyoruz ki, insanlarda birazcık hareketlenme var. Yani insanlar artık Eskişehirspor'un dertleriyle dertlenmeye başladı. Kendi derdini bir kenara bırakıyor artık, diyorum ya. Yaşam derdini, geçim derdini bir kenara bırakıyor. Eskişehirspor'da tekrar dertleniyor. Umarım bu daha fazla olur. Birazcık insanlar hareketlenir. İnsanlar eleştirmekten korkuyor. Yani sosyal medyada birileri bir eleştiri yaptığı zaman o adama özelden kaç tane mesaj, tehdit mesajları gidiyor. Evet, ne yazık ki. Yani böyle bir ortam var. İşte birazcık hareketlenmesi lazım insanların. Kamuoyun hareketlenmesi lazım. Şimdi Murat abi, sportif başarı gelmediği sürece bu hareketlenme hiçbir şekilde real bir olarak gerçekleşmesi çok güç. Bu transfer konusunda da şimdi kafamda bazı tezatlıklar var. Yani bir kere transfer tahtasını açmak tabii ki çok önemli, ama açtığımız dönemde puan toplamak bu ligde ikinci devre çok zor. Bunun farkındayız, ama o dönem takım kaç puanla devre arasına girmişti? Kaç puan toplayıp kümede kaldı? Yani. Şimdi içinde bulunduğunuz şartlar Fuat Çapa dönemindeki şartlarla aynı değil. O dönem puan toplamış, kendi sahasında Altay'ı, bu arada İstanbulspor yenmiş bir takım vardı. Evet. 2 puan var Fatih şu an. Fatih Batıraygül bağlanmak istiyor. Fatih Başkan mı? Evet. Biz hemen bizim rejiye ben hemen telefon numarasını atayım. Fatih Batıraygül Başkan'la konuşalım. Hani dedim ya, birazcık taraftarlarda hareket var. Şimdi bakın, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Dire, değil mi? Bakın, o da uzun zamandır. Hı-hı. Bu 27 maçtır kazanamama sürecinde o da biraz içine kapandı. Hani öyle bir sert eleştiriler, yorumlar yok. İnsanlar da bunu merak ediyor. Neden yani? Sen bir Eskişehirspor camiasının taraftarını temsil ediyorsun. Ama geçmişte işte yönetici götürüp, başkan götürüp getiren bir dernek taraftar oluşum başkanı olarak pek sesini çıkartmıyor, ama geçtiğimiz hafta bir açıklaması vardı. Sayın Dire'nin, kazanamayan bir takım var. Emeklerimizin karşılığı yok. Boşuna kendimizi de yıpratmaya gerek yok. Vazgeçmeyiz dedik, ama hiç umut olmadan da yaşanmaz. Birkaç kişinin çözebileceği bir sıkıntı değil. Boşuna mücadele etmeye de gerek yok. İşler daha da farklı yönlere gitmeden müdahale etmek lazım demiş. Müdahale etmek iyidir mesajını vermiş. Yani demek ki Eskişehirspor taraftarları da artık bu konuda yönetime de orada bir mesaj var. Olmuyorsa zorlama tarzında bir ibare yani de var. Onlar da, hani o da önemli. Tribünden beraber mücadele ettikleri bir insan. Onlar da biraz İstanbul'u. Ben rejiye attım mesajı. Evet, attım. Engin tamam. Şu anda rejiye getiriyor. O zaman ben hemen yönetmenimize bakayım. Başkan yardımcım Sayın Fatih Baturaygül ile bir telefon bağlantısı bir iki dakika yaparsak sonra onu da aradan çıkartmış oluruz. Ben tamamlayayım istesem Murat, evet, abi o noktada. Senin de lafın yarım kaldı. Şimdi onu söyledik, hani Mehmet Şimşekler'in yönetimde olduğu dönemde, Fuat Çaba'nın teknik direktörü olduğu dönemde devre arası transferi açmıştı bu takım. Ama o dönem işte 16 puan toplamıştı o takım. O takım birkaç takviyeyle bu ligde kalır havasını veriyordu. Çok bir şey değişmedi o kadrodan. Ama toplanan realde 12 puan var. İki, en yakın rakibinden artık çift haneleri çıkmış puan farkı. Evet. Yani bu takımın Keçiören maçında galibiyet içten bile değildi, olmadı. Balıkesir Spor maçında galibiyet gelebilir miydi, gelirdi, olmadı. Yani şimdi bunlar gerçekleşmedikçe benim devre arası transferi açmaya
olan düşünce o şeyin benim gidiyor şevkim. Yani 2 puanla transferi açsan da bugün 1-2 puanla üstesinden gelinemeyecek noktalara gidiyor iş. Yani bu kalan 3 maçta bu takımın bir 7 puan falan çıkartması gerekiyor. Ya tabii 9, şimdi yani 2 puan, 3 girsen, puan, 5 puanla da ne çok zor gerçekten yani ikinci devre. Yani garantin mi var yani? 30 puan toplaması 30, lazım. 35-36 puan ligde kalma barajı gibi bir şey olur. Şu an biz 34 puan bu barajın altındayız yani. Tamam. Ne toplayabileceğiz? O da ayrı bir dert. Şimdi dedim ya insanlar hem sağlık problemleri hem can derdinde hem ekonomik anlamda sevgili Hakan Sayın Eskişehirspor'da da zamanı geldiğinde böyle ekonomik anlamda katkıda bulunan bir dostumuz. Murat Bey demiş annemi babamı Covid sebebiyle kaybettim ama şu an gözüm üzerinizde demiş. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Birçok insan yakınlarını ailesinden insanları kaybetti. Bu hastalıkla mücadele ediyor. Ciddi anlamda da artık önlemler, tedbirler alınmaya başladı. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız yine bugün açıklama yaptı. 31 Aralık akşamı saat 21'den başlayıp 4 Ocak pazartesi sabah 5'te bitecek şekilde bir 4 günlük değil mi Erkan? Evet. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün oluyor. Yine bir tam kısıtlama var yıl başında. Perşembe akşamından itibaren oldu. Perşembe akşamından itibaren onu da buradan iletelim. Ve Covid nedeniyle aramızdan ayrılanlara Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Hastalıkla uğraşanlara da Allah yardımcılar olsun, acil şifalar temenni ediyorum. Gerçekten çok zor. Bakın şurada ben maskemle duruyorum. Bir tane de maske cebimde. Eski teknik direktörlerimizden Fuat Çapa işte şu an Kasımpaşa teknik direktörü. Yayına girmeden önce Erkan'la beraber bir geçmiş olsun dedik. Çift maske kullanıyorum dedi. Çift maske kullanmama rağmen dedi pozitif çıktım dedi. Nasıl kaptığımı bilmiyorum dedi. Ama sağlık durumu şu an iyi. Yılmaz Vural yine teknik direktörümüz yoğun bakımdan eski bugün teknik adamlardan yoğun bakımdan çıktı. Yani diyorum ya inanılmaz derecede artık insanların böyle çevresinden bu hastalıkla ilgili. Eskişehirspor'daki vakalar 8-9'larda geziyor sürekli çıktı. Artık. Yani işte diyorum ya tekrar 8'e düşüyor negatife dönüyor. Yani Allah'a şükür yani şu an dediğim gibi A takımda ciddi bir şey yok ama yardımcı hocalar aynı şekilde oldu ama. Tabii 3 tane hoca. Artık çevremizde birçok insan bu vakalarla uğraşıyor. Yani çift maske ya diyorum ya bakın yani şurada otururken bile maske yanımda yani bir tane de cebimde. Yolda yürürken bile ben çift maskeyle hani burada birbirimizi biliyoruz az çok araya böyle mesafe koyup yayın yapıyoruz. Kameramanımız da maske, yönetmenimiz de maske. Buraya mikrofon takmaya gelirken bile arkadaşlar da çift maske var. Dikkat etmek lazım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu arada yönetmenimize bakıyorum. Bağlantı tamam. Eskişehir Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Baturaygül hatta. Başkanım sesimiz i̇yi geliyor akşamlar, mu? İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar başkanım. Tabii Kıvanç Karakaş'la bir görüşmemiz oldu. Tabii bir de 111 gündür Eskişehirspor yönetiminde bir toplantı yapılmadığına dair bir takım gerçekler var. Tabii bir de geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabınızdan paylaşım yapmıştınız. Eskişehirspor'un yaşaması için yaklaşık 100 kişi var. Ya bir araya gelip bir olacağız ya da yok olacağız açıklaması yapmıştınız. Başkanım 27 maçtır kazanamayan bir Eskişehirspor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig'e veda etmiştik. TFF sağ olsun devam dedi. Bu sene 14 maç geride kaldı. 2 puan. İlhan Hoca eleştiriliyor. Yönetim eleştiriliyor. Yani son durum ne Eskişehirspor'da? Hazır sizi yakalamışken şöyle bir topu size atalım başkanım. Telefon bağlantısıyla ilgili bir kesilme mi oldu? Sanırım sesimizi normal yayında başkan duymuştur. Tekrar soruları sormadan bağlantı sağlanırsa. Şu an tekrar bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Bağlantı kurulsun. Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Baturaygil. Kaptan Kıvanç da biraz sistemde bulundu. Yönetici ismi vermedi ama ben Fatih Başkan'ın Kıvanç'la samimi olduğunu, sezon başında Eskişehirspor'a gelmesi yönünde ciddi çalışma yaptığını biliyorum ben. Değil tabii, mi Erkan? Teknik Genel Başkan Ömer Kuru Mehmetoğlu ile ikisinin beraber Fatih Baturaygil başkanımız. Evet gitmişti. Tabii takım şimdi ligde kaldı sonuçta. Yani federasyonun kararıyla pandemi nedeniyle. Tecrübeli abi yok. Yani bir Sezgin var. Sezgin'in durumu da belirsizdi. Gittiler Kıvanç'la o zaman konuştular. Kıvanç'ın fedakarlık yaptığını söylemişlerdi. Kıvanç da geldi. Ama daha sonra işte Kıvanç'ın açıklamaları böyle. Yani yönetim kanadına gelecek olursak hani Kıvanç'ın da gitmek istediğini, İstanbul'da işi olduğunu, oraya gitmek istediğini birkaç kez öyle sohbette söylemişti. Ama dedim ya hani Kıvanç'ı dinliyor, Kıvanç haklı, yönetimi dinliyor, yönetim haklı. Yönetim bakalım resmi ilk ağızdan Fatih Başkan bugün açıklama yapacak. Tekrar bağlantı sağlandı herhalde. Başkanım. İyi akşamlar. Tekrar hoş geldin diyelim. Sorduğumuz soruları
takip edebildin mi başkanım, yoksa baştan mı alayım? Evet, anladım. Bu arada Sayın Ersoy ve Sayın Müdürlüğe de iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Şimdi Kıvanç olayına, Kıvanç bizzat ben ilgilendim. Bütün süreçte ben ilgilendim. Evet. Kıvanç'ın evine gittik Ömer Başkan'la, Sayın Ömer Kurumemetoğlu'yla. Ailesi karşıladı, bizimle ilgilendi, sağ olsunlar, çok sıcak davrandılar. Kıvanç da orada, biliyorsunuz daha öncesinde Kıvanç arada, yani 8. 9. haftaydı ikinci evinin galiba, ayrılmak istediğini söylemişti. Ayrıldı gitti. Sonra devre, işte sezon bitti. Sezon bittikten sonra tekrar gittik biz beraber. Kıvanç'la bir yol aldık. Fedakarlık yaptı, doğru. Biz de fedakarlık yaptık. Eski alacaklarına söylenen rakamlar doğru. 410 bin lira para verdik. Geliyor değil mi sesim? Geliyor başkanım. Kıvanç'ın sanırım tam bilmiyorum, muhasebe müdürümüz Gökay Bey daha iyi bilir. Yanlış bir şey de söylemiş istemiyorum ama 730 ya da 750 bin lira gibi bir alacağı vardı. 130 bin lirasını silerim dedi. 200 bin lirasını isterim dedi. 400 bin lirayı kabul etti. 410 bin lira parayı kabul etti. Sözleşme imzaladık. Başladık. İlhan Hoca ile ilk başta araları çok iyiydi. Hatta bana Kıvanç şöyle bir şeyde bulunmuştu. Bir yemeğe götürmüştüm ben. Bütün hocalarım ilk geldiğinde bir restoranta yemeğe götürmüştüm. Bütün hocalar da vardı. Kaptanlar vardı. Onur, Sezgin ve Kıvanç vardı. Pardon, Onur yoktu. Sezgin ve Kıvanç vardı. Diğer hocalarımız da vardı. Bana demişti ki, abi demişti, eğer demişti ben bu hocalarla çalışsaydım daha önceden Avrupa'da oynarım demişti. Yani çok iyi iletişimleri vardı. Hocalar onlara ekstra şeyler vermişti. Haftada bir gün izinler vermişti. İstediğiniz gün izin yapabilirsiniz demişti. Takımla, bütün takımı topladı. Biz neysek Kıvanç, Sezgin odur dedi. Aynı yetkilere sahiptir dedi. Yani bir anda nokta çok farklı noktaya geldi. Tabii ki tek taraflı hatalar olmaz. Bizde de hata belki vardır. Üçüncü, yani sorumlu olarak, yönetenler olarak. Ama biz bütün fedakarlıkları Kıvanç'la alakalı yaptık. Kıvanç bu senede sözleşmesinde maaş ve maç başına anlaştı. Teşinatı yoktu. Daha sonra eski Kıvanç fedakarlığını görmemeye başladı. Kıvanç'la ben çok konuştum. Abi kardeş ilişkimiz vardı. Yani Kıvanç'ın en çok üzülenlerin başında benim. Çünkü gerçekten kulüp onun kalması için çok büyük bir para verdi. Kıvanç tabi hocalar, futbolcular hocalarla problemler yaşarlar. Yani her kulüpte olur bunlar. Ama bırakıp gitmemesi lazımdı. Bırakıp gittikten sonra tabi bir sportif direktörümüz var. Bizim de artık ilişkimiz böyle Kıvanç'la şeye geldi. Ya Kıvanç yapma, Kıvanç etme, Kıvanç gel artık. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık Kıvanç gidiyorum deyince yani ne diyebiliriz ki, gitme, etme, yapma. Bir noktaya kadar oluyor. Yani sen evet takımda o gün kadroya girmemen tamam. Yani girmemiş olabilirsin. Bir maçta 45. dakika çıkartılmış olabilirsin. Bu daha önce Semih Şentürk'te de yaşandı biliyorsunuz. Evet. Yani şampiyonluğa giderken. Yani terk edilmesi mi lazımdı? Yani bu mu olmalıydı? Daha sonra ben Murat Dağtekin'e Murat Daldık'a söyledim. Dedim konuşur musun? Dönsün. İstiyoruz. Bir şeyler düzeltelim. Sonuçta gelmek istemediğini söyledi. Yani bunda yani Kıvanç'ın da biraz düşünmesi lazım. Peki tamam, gittin Kıvanç. Burada güzel izlenimlerim var. Benim kalbimde de var. Gerçekten çok çok özel ilgi gösterdim. Çok sevdiğim bir futbolcu. İnsan olarak da severdim. Ama bunu yapmamalıydı. Yani bırakıp gitmemeliydi. Ama başkanım, siz Kıvanç'la görüşmediğiniz yerekten bayağı bir gücenmiş herhalde, aramadınız diye. Kıvanç'la ben 30 defa görüştüm o noktaya kadar. Yani görüşmedin derken, yani ben gidiyorum dedikten sonra artık yani bu artık nasıl katlanılabilir, nasıl dayanılabilir? Yani sen kadroya girmedin diye veya hoca bebeğini aramadı diye, çocuğunu aramadı diye, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir doğru mu? Sizce de doğru mu yani bu?
Tabii yanlış. Kıvanç da herhalde artık kafasında futbolu bırakmış. Artık Kıvanç defterini kapatalım başkanım da. Bence tabii de kapatalım. Eskişehir Spor'da İlhan Hoca'nın bir demeci vardı. %1 milyon transferin açılması gerekiyor. Sayın Dağtekin şöyle kapanır. Kıvanç artık kulübü bıraktım diyor zaten. Evet. Yani Kıvanç da artık bu kulübü bıraktıysa böyle zarar veriyor. Yapmasın. Zarar veriyor. Twitter'dan mesajlar size katılarak yani zarar veriyor. Burada güzel kaldı. Güzel anıları var. Yine de teşekkür ederiz verdiği emekler için. Bırakın böyle kalsın. Yani bu huzursuzlukla olmuyor ki yani. Doğru mu? Neyse durum bu. Yani ben izah edeyim dedim durumu. Evet yani tüm çabanıza rağmen Kıvanç Eskişehirspor ile ilgili gemilerini yakmış yani. İzzat ben çok ilgilendim Kıvanç'la. O darıldığı kişi de benim Kıvanç'ın dediği kişi de benim. Başkanım tabii şimdi ligde 14 hafta geride kaldı. 2 puan. Yarın Rize ile kupa maçı var. A takım gitti. Cumartesi Menemen maçı. Yani İlhan Hoca kupa hedefinde size bir şey söyledim yani A takımı 100 kilometre yola götürmek otobüsle. Murat abi şimdi ilk başta bir de ben şunu açıklık getireyim. Sayın Belediye Başkanımızın Kazım Kurt'a buradan tekrar teşekkür ederim. Eskişehir Spor'a ilgisinden, alakasından dolayı. Siz biraz verdiği demeçleri de atlıyorsunuz. Eskişehir Spor yönetimini burada şey yapıyor diyorsunuz yani tepki gösteriyor diyorsunuz. Onun teşekkürün devamını bildirmiyorsunuz. Burada da size de bunu da okumanızı rica edeceğim. Veya biliyor musunuz bilmiyorum. Yani kulüp çok ciddi çıkmaz da diyor. Alt lige düşerse diyor hiçbir şey kalmaz diyor. Evet. Olumsuzluğa rağmen sahada dimdik duran futbolcularımızı tebrik ediyorum. Yöneticileri kutluyorum. Ne yapıp edip takımı sahaya çıkarıyorlar. Lütfen herkes bunu bilsin diyor. Yönetimi taktiğine şayan buluyorum diyor. Evet, yani bazı yerde de tabii yani sessiz kalmanız, kaldığınız yönlerde de biraz yetersiz görüyor. Şartlarda biraz daha zorlamaları gerekiyor yetersiz, yönünde bir demeci de var. Yetersiz orada bence şehri yetersiz görüyor. Evet. O da şehirden kaynaklanıyor. Şehir sessiz. Bence en büyük eleştirinizde şunda haklısınız. Bence basına demeç verilmemesi, basınla daha çok ilişkiye girilmemesi, bunu da düzeltilmesi gerekir. Bunda kesinlikle haklısınız. Evet, Kazım Başkan zaten, bazı şeyleri şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerekiyor diyor. Doğru, paylaşmamız gerekiyor. Esasında bizim ifade edebilmeyecek çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Çok şeffafız, çok yani şeyiz yani rahatız yani şeffafız derken her şeyi pat 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 söyleyebiliriz. Bir takladığımız hiçbir şey yok. İşte başkanım bunları paylaşmıyorsunuz. Kamuoyuyla paylaşmadığınız için sıkıntı herhalde. Bu hafta da basın toplantısı yapacak başkanımız. Bu hafta basın toplantısına hazırlanıyoruz. Bunun dışında da öbür haftalarda da artık bir basın sözcüsü gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Bu konuda çok haklısınız siz de. Evet, siz o basın sözcüsünü iptal etmiştiniz. Ama o eksikliği hissettiniz. Yani. Diye, çok öne çıkılmasın diye. Yani yöneticiler öne çıkmasın diye, kulüp şey olsun diye iyi amaçla yapılmış bir şeydi ama hata yapmışız. Burada hataları da kabul etmek gerekiyor. Bugün toplantı var mıydı başkanın tesislerde? Ya bu Covid'den dolayı çok toplantılar yoğun geçmiyor. Evet. Toplantı oluyor ama böyle yani eskisi gibi tabii yani çok yoğun değil. Bugün toplantı vardı evet. Ama katılımlar azalıyor tabii. İlhan hocamızın transfer %1 milyon açılması gerekiyor yönünde bir demeci vardı. Öyle bir çalışmanız var mı hocam? Başkanım? Onu Mustafa hocanın da vardı. Çalışmamız var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey siz mesela Metehan niye satıldı dediniz. Buğra'yı Bilal'i 1 milyon euroya satar mısınız dediniz. Evet. Eskişehirspor'un FIFA UEFA borçları 6,5 milyon euro. Ben nakit para olursa 2,5 milyon euroya çözüleceğini tahmin ediyorum. Keşke öyle talepler olsa da 1 milyon euro Buraya, 1 milyon euro Bilal'e falan paralar, acayip paralar. Yani Fenerbahçe stoper alıyor 1,5 milyon euro bonservisle Uruguay'dan stoper falan alıyor yani hazır adamlar alıyor. Hani çok büyük paralar, keşke bu paralar gelse de verilse. Ben buradan Metan transferini de açıklayayım. 250 bin euro nakit alındı. Toplam bonuslarla beraber 500 bin euro. UEFA'da oynarsa, Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa veya bu kadar gol atarsa, bu kadar şey atarsa, işte bu kadar ligde oynarsa gibi böyle bonuslar tek tek devam ediyor. Onun transferi de bu şekilde gerçekleşti. 8 maç oynadı, bir gol attı. Yani oynasaydı daha iyi olabilirdi, daha kötü olabilirdi. Kulübün ihtiyacı var. Kulübün ayakta kalması için futbolcu satması lazım. Keşke iyi futbolcular yetiştirip iyi futbolcular satabilsek bu kulübün önünü açacak, FIFA dosyalarını kapatacak en büyük etken olur bence. Yani FIFA dosyaları için 2,5 milyon euro mu lazım diyorsunuz? Bence kapanır. Ben bizzat ilgileniyorum bu işte.
Yani Sayın Murat Daldık da bununla yakından ilgileniyor. İki tane yabancı dili var. Yurt dışında bütün futbolcularla işte veya alacaklılarla görüşüyor. Yani bence nakit bir para olursa bu şekilde çözülür. Eskişehir'in önündeki en büyük engel de ben bu diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz puan silmeler, küme düşürmeler, eksi altılar tamamen bundan geliyor. Diğerlerinden bütün yerlerin hepsini toplasanız bütün sene boyunca eksi 3 ceza alabiliyorsunuz. Ama diğerleri çok ağır. Yani kulüp kapanma noktası, bunu çözersek biz bu kulüp kapanmaz. Yani biz bu şehir 2,5 milyon euroyu, 3 milyon euroyu bulursa bu kulüp kapanmaz. Bu kulübün önü çok açılır. Çok farklı şeyler olur. Ama tabii ben o açıklamamda da açıklamamı sordunuz. Yani birlik olalım yoksa yok oluruz dediğim. Yani biz şu anda yaşıyoruz, evet. Eleştiriliyoruz. Bizim buraya bu kulübü almamızın sebebini biliyorsunuz. Ben oraya eşofmanlarımla geldim. Yürüyerek geldim. Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi kongreye dedim. Kongre yerine de evim çok yakın. Hatta gitme diyenler oldu. Dedim gideyim ben ya, bir pazar kulübü görelim. Eşofmanlarla geldim. Bir baktım yönetimde bulduk kendimizi. Bunun da sebebi biliyorsunuz siz de yaşadınız. Cezaevinden listeler yapılmıştı. Yani cezaevinden çantalarla adamlar gelmişti. Alistan Sarıçoban biliyordu. Orada hatta o diyalogları yaşadık. Güvenlikten içeri girmeye çalıştılar. Dedik ki siz kimsiniz? Nereye giriyorsunuz? Gibi şeyler girdi. Ağrımıza gitti bu şehrin evladı olarak. Yani biz bu yüzden yönetimi aldık. Bizim bir amacımız bu kulübü yaşatmak. Biz ne şampiyon yapacağız dedik, ne 30 milyon 40 milyon paramız var dedik. Yani biz buraya fedakarlık yapmaya geldik. Başkanım tabii yapıyoruz. Biliyoruz yani o genel kurul salonunda yaşananları, bu sorumluluğu nasıl aldınız? Şimdi yıllardır tribünden gelen Eskişehir Spor sevdanız tartışılmaz. Bunları biz yıllardır biliyoruz. Beni ne zamandır tanıyorsunuz? Evet. Sayın Erkan Midilli ne zamandır tanıyor? Yani biz burayı yaşatmaya geldik. Yani bizim 30-40 milyon 50 milyon kimler bulamamış? Biz bu parayı bulacağız demedik. Yani biz Sisokko'ları, Milinkovic'lere hepsini yolladık. Bunları yollamasaydık inanın biz de kalamazdık. Neden derseniz 9 tane futbolcu yolladık. 9 futbolcunun 200 bin euro aylık gideri vardı. 200 bin euro ve diğer futbolcuları, tesis çalışanlarının hiçbirine, personele, elektrikçiye, orada çay taşıyan teyzeye para ödenmiyor. Evet. 10 ay 15 aydır paralar ödenmiyor. Ve bizden önce 15 trilyon da bu futbolcuların alacağı vardı. Bunlar sürekli bu 15 trilyondan bahsediyorlardı. Bizim paramızı verin, bizim paramızı verin. Öyle bir süreçteydik ki herkes kalsalardı diyor. Doğru kalsalardı. Biz de futbolu bilen insanlarız. 30 yıldır futbol izliyoruz, maçlara gidiyoruz. Ama bunlar 15 trilyon para istiyor. Bunun yanında da aylık 200 bin euro para ödeyeceksiniz. Tabii o alacaklar, gönderdiğimiz için alacaklar duruyor. Baki yani o alacaklarını alacaklar başkanım. Baki tabii de. Tamam. Baki tabii de. Dağtekin, Sayın Dağtekin, yürümesinin imkanı yok ki. Evet. Nasıl ödeyeceksiniz? Ayda 2 trilyon buraya ödeyeceksiniz. Diğerlerine ödeyeceksiniz. Futbolculara, teyzelere, çalışanlara para ödemeyeceksiniz. Bu yükü taşımak zordu tabii sizin için, kulübü yaşatmaya gelen birileri için. Tabii şu anda maaşlar, maç başları gibi bir şeyler. Mesela Rize'ye giderken herhalde bir prim ödemesi yapıldı Balıkesir maçından dolayı. Yok, yapılmadı. Prim falan ödenmedi mi başkanım? Yok, ödenmedi. Prim beraberliğe prim vermiyor. Peki herhangi bir transfer taksiti, maaşta bir aksama var mı başkanım? Ben size şöyle söyleyeyim, sezon başı herkese para ödedik. Yani çok ciddi paralar ödedik. Zaten evet. Bu hafta sonu Gökay Bey'e bütün hafta içi basın toplantısında bütün detaylı şekilde çıkartın diye rica ettik. O da çıkaracak, ödemeleri de göstereceğiz size. Yani sezon başından sonra bir ödeme yapılmadı değil mi? Sezon başından sonra dönem insan futbolculara ödenen paralar oldu. Ama tabii 4 aylık maaş, mesela 4 aylık maaş derseniz 4 aydır maaş ödemiyor. Değil mi? Ödeme yok. 4 aydır yok ama öncesinde çok büyük para ödedik. Tabii başkanım, bu seneki hedef değil mi? Mesela şimdi siz mesela İlhan Hoca'nın da açıklaması vardı. Sayın Murat Daldın'ın da açıklaması vardı. Sizin de söylediğiniz bir gerçek var. Yani transferin açılması için bir takım çalışmalar var. Ama vardır. İş paraya dayanıyor. Ama Sayın Başkan Mustafa Akgören diyor ki hayır, ben transferin açılmasını istemiyorum diyor. Ya istemiyor değil. Yani o anda başkanın o açıklaması şöyleydi. Hani bir cümleyi alırsınız, dersiniz ki mesela dükkan meselesi gibi. Başkan o dükkanı o anlamda konuşmadı tabii. Evet. Kulübü itibarsızlaştıracak en son insanlardan birisidir Mustafa Akgören. Bu kulübün her konumunda bulunmuştur. Orada dükkan kelimesi bambaşka bir kelimeydi. İnsanlar aldı onu.
işte dükkan, biz Eskişehirspor dükkan, böyle bir şey yok. Eskişehirspor çok büyük bir camia, dükkan falan değil. Evet. Başkanın bir lafı alındı. Burada da başkan Altınordu maçı üst üste galibiyetlerden sonra o çocuklara inandı, hepimiz inandık, şehir inandı. Dedi ki başkan orada, açılmasın, bunlarla mücadele edelim, iyi gidiyoruz gibilerinden düşünerek bir cümle söyledi. Biz transferi açmak istemez. Yani şu an yapmış olduğunuz toplantılarda başkan da transferin açılması yönünde istekli yani, değil mi? Ya şu an değil, sezon sonunda da istekliyiz. Peki başkanım, yani şu an 3 tane maçımız kaldı ilk yarının bitmesi için. Bir de ikinci yarı 17 maç dediğimiz zaman 20 tane maçımız var. Evet. Yani bu takımın ligde kalma umudu var mı başkanım? Öyle bir transferin açarsak ne olur, açmazsak ne olur? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bakacağız, biz devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi? Siz de sürekli tabii söylüyorsunuz, hani yani bir şeye gidin, güven tadili. Güven oyu, zaten evet gidersek, güven oyu. Yok, biz gidersek güven oyu olmaya gitmeyiz, istifa ederiz. Neden istifa ederiz? Buyursunlar deriz. Hemen, hatta hemen diyorum. Yani anında varsa, eğer bu paraları birileri verecekse anında istifa ederiz. Ama biz transferden, açıkça söyleyeyim, biz transferi açmazsak %90 biz de istifa ederiz. Yani devre arasında transferi açamazsak, açamazsak biz de bırakabiliriz. Çünkü hep diyorsunuz ya, direncimiz kalmadı, artık tükenme kalmadı, noktasına geldik. Kalmadı. İnsanlar her şeyi unuttu. Bütün yük bizim üstümüze kaldı. Evet. İnsanlar şimdi döndüler, diyorlar ki takımı küme düşür. Ya böyle bir şey olur mu? Bizim arkamıza verilmiş 300 trilyon borç. Burada biz 11 aydır çalışanların maaşını veriyoruz. Siz geçen programda da şöyle dediniz. İşte maaşları devlet veriyor. Hiçbir şey öde, öyle bir şey yok. Geçen ay 185 milyon yine çalışanlara para var. Yani tabii gündemde kısıtlı çalışma ödeneği vardı başkanım. Ama bundan var yararlanan var mı hocam başkanım? Belli bir kısmın orada çalışanlar ondan yararlanmıyor. Yok, futbolculardan var ama, değil mi? Futbolculardan, asgari ücret alanlardan işte 1000 küsür lira faydalananlar var. Evet, ama yani o da asgari ücrette gözükenler yani. Normal, o da yasal olarak hakları yani. Çünkü. Bir an bir şey. Sayın Dağseçim, bir şey demek istiyorum. Bu kulübün aylık 500 bin lira gideri var. Halen devam. Bu klasik yani, değil mi başkanım? Bu yönetim futbolcular falan değil. Bak, futbolcu ödemelerinden bahsetmiyorum. Sadece gider. 500 bin lira her ay bu yönetim bir türlü arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, kendimiz fedakarlıklar yaparak her ay bu paraları ödüyoruz. Şu anda bu kulübün, inanın, bu durumda olması, bu durumda yürür, doğru devam eder şekilde, yani insanlara para ödenip bir şeyler devam ediyorsa, takım deplasmana gidiyorsa, bir de dalga geçiliyor, yemek pişiyor, problem yok. Aylık 150 bin lira yemek masrafı var. Yani bu rakamlar gerçekten büyük rakamlar. Hiçbir geliri olmayan, 1 lira geliri olmayan bir koca Eskişehir Spor'u yönetmeye çalışıyoruz. Bir de diyorlar ki yani yemek pişiyor, oh ne güzel. Ya bizden önce yemek pişmiyordu. Bizden önce takım otobüsle gidemiyordu. Futbolcular, Murat kardeşim niye bize destek veriyor? Onu da şey yapıyorsunuz. O süreçleri yaşadı. Murat dedi ki, abi bu çocuklara biz şimdi niye kızıyoruz dedi. Bana bizzat. Bu futbolculara kızmamızın sebebi, eskiden para ödenmiyordu. Bilmiyorum, otobüse gidemiyordu. Otellerde yatılmıyor. Bunlar. Şimdi her şeyiniz eksiksiz diyor. Dedim diyor. Yani bu yüzden biz şu anda kızıyoruz diyor. Yani bu yönetim gerçekten bazı şeyleri kulübü kulüp gibi yönetmeye başladı. Ancak yeterli değil. Biz transferi açarız. Tabii ki açmaya çalışacağız. Transferi açmamız için ilk başta 6-7 FIFA dosyası var. Toplamda transferle beraber en az 20 milyon para var. Şu an yani Ocak ayında, değil mi başkanım? Yani 3 hafta sonra. Bu yönetim yapsın. Bu yönetim de insanlar da biraz bir şeyler yapsın. İnsanlar da biraz destek versin. Yani pandemi süreci yaşadık. Ya şehirden bir kişi gelir kapımızı açmaz. Ya dünya bitti, bir kişi sormaz mı halimizi, hattımızı? Ne yeniliyor, ne içiliyor, ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten yorulduk dememin anlamı o. Yani biz buraya şampiyon yapmaya geldik diye bir açıklama yapmadık. Tarihin en bağımsız yönetimi geldik. De sizsiniz Sayın Baturaygil. Yani geldiniz, depremler, şehitler, pandemi süreci. Bütün hepsi sizi bekledi herhalde ya. Tüm kalbimizle, inancımızla, kulübe olan bağlılığımızla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Daha iyi birileri gelecekse, daha iyi birileri varsa sabaha bu transferi açacağım diyorsa, hemen sabaha bırakmaya razıyız. Biz Eskişehir Sporcuyuz ya. Başkanım, benim bir sorum olacak ama. Basın toplantısı başkanım bu hafta içerisinde mi?
Evet, inşallah yetiştirmeye çalışacağız. Yetişmezse pazartesi hazırlanıyor. Yarın kupa maçı var. Bütün detaylı şekilde. Tamam. Evet. Erkan bir şey soracak başkanım. Buyurun Sayın Müdürüm. Başkanım şimdi tabii bizim eleştirimizdeki en büyük sıkıntı da yani bilgi alamamamız. Gerçi hani telefonları zaman zaman aradık mı birebir görüşüyoruz ama başkandan net bilgi alamamaktı. Benim merak ettiğim bir olay var. Şimdi gündemde bizim Bilal Ceylan'la Buğra Çağlayan'ın adı çok transferde geçiyor. Bunlarla ilgili bir çalışmanız ya da bir resmi teklif var mı? İzleyenler var mı? Takipte olanlar var mı? Ya transfer şöyle olur. Esasında transfer bence işte birilerine, menajerlere, onlara bunlara söylenerek olmaz. Transfer bir kulüp beğenir, gelir, alır, parayı verir, gider. Transfer böyle olur. Bence. Yani biz bir yerlere sunmayla bu işler olmaz ki sunmuyoruz. Ya talip olan var mı yani başkanım? Hiçbir resmi teklif yok. Başkanım bir de tabii FIFA dosyalarından bahsettiniz. 6 tane FIFA dosyası deriz. Benim bildiğim kadarıyla bir tek bizi bağlayan FIFA'da Bofin dosyası var. Eğer Bofin dosyasını kapatıp diğerlerinden imza alırsak bir problem yok diye biliyorum ben. Yok Sayın Dağdeci. 7 tane var. Ben size isterseniz onu açıklamasını şeyde yaparım. Üstüne binerek de devam ediyor. Bunda mesela Atominko, Bienvenu sürekli geliyor. Yani biz bu arada devre de açamazsak mesela sezon sonunda bu 20 milyon 35 milyon olur. Değil mi? Bir de o var yani. Döviz bazında. Arkadan bilim komisyonlar, Sokolar, Kamallar bunlar. Başkanım çok kısa şunu soracağım. Bir de affedersiniz. Sayın Midilli çok haklısınız. Burada kendimizi öz eleştiri yapıyoruz. Haklısınız. Biz basına bilgi vermeliyiz ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Çok enteresan yani hiçbir şeyimiz yok. Ya başka yani öyle bir yönetimlerle çalıştık ki adamlar her şeyin reklamını yapardı. Yani tesislere gelen en ufak bir yardımın bile reklamını yapardı. Maalesef mesela geçtiğimiz haftalarda işte kulaç parası ödenmiş, Pinto'nun taksidi ödenmiş. Onlar da bile sosyal medyada ödenmedi diye çıktı. Ama sizin ödediğinizi biliyorum yani. Çok haklısınız, ödedik onları. Biz hata yaptık ve reklamımızı daha fazla yapmalıyız. Demeliyiz ki işte bu kulübe bu ay 100 bin lira yemek parası verdik. İşte Rize'ye deplasmana yolladık 50 bin lira. Şu otelde kalıyor 5 yıldızlı otelde, bu otel 20 bin lira. Atıyorum buna bu kadar para verdik, işte 410'a verdik, 300 buna verdik. Hepsini açıklamamız lazım. Yani doğru, biraz reklamımızı yani en büyük sorun da bence yönetimin basın sözcüsü olmamasıydı. Doğru, çok haklısınız. Ben başkanla bizzat görüştüm, rica ettim. Başkan da haklısın dedi. İnşallah onu da tabii biz devam edersek, yine tekrar söylüyorum, biz transferi açamazsak buyursunlar gelsinler, kim yapıyorsa. Burası kolay bir işletme değil, herkes bunu böyle bilsin. Her ay 500 bin lira gideri var burası. Her ay futbolcular hariç. Başkanım transferi açamazsak %99 istifa ediyoruz dediniz değil mi? Benim şeyim bu doğrultuda. Yani neden biliyor musunuz? Bunun sebebi de şu. Yani o kadar artık şey olmaya başlandı ki hani ya bu yönetim hiçbir şey yapmıyor. El insaf ya. Gerçekten el insaf. Evet, dedim ki başkanım sessiz kalmanız. 111 gündür basın toplantısı yapmıyorsunuz. Tabii bir de bayağı bir süremizi aştık yönetmenimiz. Çok kısa bir soru soracağım başkana da. Başkanım şunu öğrenmek istiyorum. Nisan 2020'de Bofin'den gelen iki dönem transfer yasağı vardı. Bu aynı zamanda 6 puan da sildirdi. Şimdi bu transfer yasağı geçtiğimiz Ağustos ayındaki transfer dönemini kapsadı ve 2021 Ocak transfer dönemini kapsıyor bildiğimiz kadarıyla. Bunu FIFA kanadından gelen yasağı nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Transferi bu noktada nasıl açmayı düşünüyorsunuz? FIFA ile bizzat ben görüşüyorum. FIFA'da bir tane dostum var. Onu Murat Daldık vasıtasıyla dost edindik. Bir arkadaşımız FIFA'da şu anda bir Türk. Barcelona Üniversitesi'nden mezun olmuş. FIFA'ya işe girmiş. 900 kişinin sınavından seçilerek işe girmiş. Türk. Bir Türk olarak da bununla gurur duydum. Bize orada çok büyük destek veriyor. Tabii destek verirken para bulmamız lazım. Diğer aşamaları hallediyor. Yani yardımcı oluyor. Eğer ki biz Bofin dahil 6 tane 7 tane dosyayı ödersek tabii arkadan Türklerin diğer imzaları toplanacak. Halledersek transfer açılmasında hiçbir mahsul şey yok. Yani bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet başkanım, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. İnşallah basın toplantısı. Tabii basın toplantısında. Çok haklısınız. Bu daha fazla düzenlememiz lazım. Bunda da haklı oluyoruz. Dile getirmek. Çok teşekkürler başkanım. Bilgiler için. Arkadaşlar süreyi aştık. Yayını kapatmamız lazım. Tamam, kapatalım. Hemen. Çok teşekkürler. Bizim süremiz doldu.
Yarın 15'te Çaykur Rizespor'la Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçımız var. Takım bugün Rize'de antrenman yaptı. Yarın maça çıkacak. Bir problem yok. Cumartesi günü de Menemen maçı var. Şimdi öncelikle Sayın Kıvanç Karakaç'ın konuşmalarından sonra duyarlılık gösterip bağlandığı için bir kez daha Fatih Baturaygil'e teşekkür edelim. Anlattı, güzel şeyler anlattı. Keşke bunları basın toplantısında anlatsınlar ve haklı olduğumuzu da söyledi. Maçlara gelecek olursak kupa maçı belki teknik kadro için çok önemli olabilir ama bizim Menemen maçı bence çok daha önemli. Şimdi bununla ilgili sorular var. Mevlüt'le Alemi cezalı neden götürüldü Sarı diye. Sarı kart cezalısı. Evet, onlar lig maçında oynamayacak. Evet. Yarınki kupa maçında oynayacak. Lig Menemen maçında Alemi ile Mevlüt cezalı olduğu için oynamayacak. Dediğim gibi yarın yani her türlü sonuç olabilir. Sürpriz sonuçlar da olabilir. Çok da önemli değil. Ama bence hani transferin de bir umudumuz da var yine. Bak Sayın Batur Aygil'in söylediklerine göre. Bizim bundan sonra kalan maçların hepsinden bütün 3 puanları talibiz ama ne kadar puan toplarsak kar. Evet. Aytaç eklemek istedim. Ben de aynı noktadayım. Kupa maçı, ya kupa çok hedef değil. 3 maç var. Şimdi başkanın, Fatih Başkan'ın söylediklerinden sonra camia umutlanıyor tabii ister istemez. Transfer konusunda en azından hamle yapıldığına burada duymuş olduk. Bu noktada çünkü soru işaretleri vardı. Şimdi bu noktada en önemli şey 2 puanlı takımı çekebildik ya da yukarı çekmesi lazım puanı. Yani ortada 9 puan var. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'u Bursa'da yenen bir takım vardı. Boluspor'dan bu takım puan aldı. Boluspor'u yendi. Önceki maçlarda ve Menemen maçı vardı. Geçen sezon Menemen'le başlayan bir zaten ilk bu 27 maçlık serinin birincisi o Menemen maçıydı. Yani ortada 9 puan var Murat abi. Bu takım toplayabildiği kadar puan toplayıp yönetim kurulunu da transfer konusunda motive etmesi gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler. Dedik ya bayağı bir açtık 15 dakika süremizi. 90+3'ten bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olma dileğiyle. Hoşçakalın.